Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli arkadaşlar. 9 sınıfta 9000'e yakın öğrencimize sorduk. Yazılarınız ne zaman başlıyor dedik ve onlardan %70'i 23 Mayıs haftasında, %10'u 16 Mayıs haftasında başlıyor dedi. Ama sizlerden gelen yorumların hepsini detaylı bir şekilde inceledik. Sıla Arda'dan, Muharrem Tunç Sarıdağ'dan, Mehmet Efe Kurtoğlu'ndan ve dedik ki öğrencilerimiz yazılardan çok yüksek notlar almak istiyor. Ve bizler de erken kalkan işine şeker katar aşına dedik ve erken kalkan yol alır dedik ve sizler için yazılı kampımızı 16 Mayıs'ta başlatıyoruz arkadaşlar ve sizlerle birlikte tüm derslerde Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya hepsinde mükemmel bir şekilde yazılarımızı hazırlanacağız ve en yüksek notları alacağız inşallah. Peki yazılar için yapmamız gereken nelerdir? Öncelikle yazılı öncesinde ortamımızı düzenleyeceğiz ve konularımızı çıkaracağız. Yani ortamı düzenlemekten kastımız şu: nasıl yazılıya girerken yanımıza sadece kalemlerimiz ve kağıtlarımız oluyorsa, yazılıya hazırlanırken de yanımıza böyle telefon, bilgisayar, cep telefonu, şudur budur olursa dikkatimiz dağılır. Tam odaklanmak için yazılı öncesindeki ortam düzenlemesi çok önemli arkadaşlar. Çünkü 5 saat gereksiz bir sürü şeyle karmaşık bir şekilde çalışmak yerine düzgün bir şekilde 1 saat çalışmak yazılılardan daha iyi not almamızı sağlar. Konularımızı çıkaracağız. Zaten hocalarımız hep bir şekilde söylüyor. Fizikte, kimyada, biyolojide, edebiyatta, tarihte, coğrafyada, matematikte arkadaşlar buralara dikkat edelim, burayı soracağım diyorsa bir hoca, sesini boşu boşuna yükseltmez o hoca. Dolayısıyla oraları soracaktır. Ve notlarımızı okuyacağız. Biliyorsunuz sizler için 9. sınıf 2. dönem yazı notlarımızı çıkardık arkadaşlar. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide yazılılarda yüksek not hedefleyenler için mükemmel bir kitapçık çıkardık arkadaşlar. Buradan da çalışabilirsiniz. Ve Tonguç yazılı provalarını izlediğinizde zaten yazılılardan en yüksek notlar sizleri bekliyor. Yazılı sırası yapmamız gereken şey de moral bozan kıl tiplerden uzak duruyoruz. Yapamazsın ki abi, çok zor soracaklar diyen böyle kıl kıl tipler vardır. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Onlardan uzak duruyoruz. Eğer biz hocalarımızı dikkatli bir şekilde dinlediysek, yazı notlarımıza güzel bir şekilde çalıştıysak, yazılı provalarımızı dikkatli bir şekilde izlediysek çok güzel notlar bizleri bekliyor. Hiçbir şekilde moral bozan tiplere izin vermemize gerek yok. Ve yazılı sonrasında da eksiklerimizi not alacağız ve hocalarımızın kanaatini unutmayacağız. Yani yazılı bitti gitti, hadi görüşürüz, ben tatile gidiyorum diyemezsiniz. Mutlaka mutlaka eksiklerinizin sebeplerini sorun. Hocalar kanaat notuna çok çok önem verirler arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın, üniversite sınavı için not ortalaması çok çok önemli. Yani şu anda 9. sınıftasınız. Şu anda öğrendiğiniz her bir şey size ileride gireceğiniz üniversite sınavı için hem temel oluşturuyor hem de orta öğretim başarı puanınızı etki ediyor. Dolayısıyla yazılılardan 70 değil de 80 almak, 80 değil de 90 almak, 50 değil de 60 almak çok çok fark ediyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey net bir şekilde belli arkadaşlar. Yazı notlarımızı alıyoruz. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide süper notlar çıkarıldı arkadaşlar sizler için. Yazılıda hocaların sorabileceği bölümleri tek tek sizler için özetledik. Bu notlarla güzel güzel çalışacaksınız. Yazılı kampı videolarını izlediğinizde son yazılardan inşallah tahmin ettiğinizden çok çok daha iyi notlar alarak yaz tatiline mükemmel bir şekilde girmiş olacaksınız. Hadi bakalım, ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.